Sayın Yusuf Alaçoğlu konuşacak. Buyurun, Kayseri Milletvekili. Teşekkür ederim Sayın Başkan. Değerli milletvekilleri, aslında AKP iflas etmiştir. Daha bugün sabah bir sözleşme yaptık, bir konuşma yaptık ve dedik ki bu yasayı bugün veya en geç yarın tamamlayalım. Ve söz verdiniz Sayın Ali Taş. Dediniz ki 641. maddeyi çekelim dedi Engin Bey. Ben de tasdik ettim, siz de olur dediniz. Ardından şunu söyledim size bu grup şeyde danışma kurulunda. Bir yeni madde tahsisi yapmayın dedim. Siz de tamam dediniz. Tamam dediniz. Biz onun üzerine bakın. Bakın şimdi bunu bile inkar ediyorsunuz. Bunu bile inkar ediyorsunuz. Dolayısıyla siz daha dün inkar etmiştiniz. Yani attığınız imzayı dediniz ki Ekim'e kadar. Dediniz ki yanılmışız. Hep zaten yanılıyorsunuz. Durmadan yanılıyorsunuz işinize gelmeyince. Ama hiç olmazsa 24 saat geçtikten sonra yanılın. Bu kadar erken yanılmayın. Ne alakası var Allah aşkına bir mahallenin bir bölümünün bilmem hangi semtte olup olmaması meclisin işi mi? Bu kadar acil mi? Hani önemli bir şey olsa, memleketin bir acil meselesi olsa bunu gündeme getirsek başımızın üzerine. Ama Allah aşkına bir mahallenin bir küçük parçasının 300 hanenin bulunduğu bir parçasının bilmem nereye bağlanacağının maddesi bugün buraya getirilir mi? Hani söz vermiştiniz? Hangi sebeple getiriyorsunuz? Bunun gerekçesini bir açıklayın. Hangi sebeple? Hayır, açıklayacağı belli. Efendim söylenecek şeyi biz içeride konuştuk. Ne diyorsunuz? Efendim o küçük yere Ümraniye Belediyesi'ye bakıyormuş. Bütün hizmeti orası veriyormuş. Ha bu kadar önemli miydi bu bugün? Ne zamandır bu böyle? Dün mü yapıldı? Allah aşkına hangi sebeple Ağoğlu oraya geliyor mu gelmeyecek mi? Bütün meseleye bakın. Ondan sonra onların verdiği talimatla yapıyorsunuz. Kimi kandırıyorsunuz siz? Bundan sonra tek bir kelimenize inanırsam istemem bu kadar. Sizinle ne anlaşılır ne konuşulur. Çünkü ne imzanızın arkasında duruyorsunuz ne sözünüzün arkasında duruyorsunuz. Ayıptır ya. Centilmenlik, mentilmenlik hiçbir şey sökmüyor burada. Meclis gibi bir yerde hem söz vereceksiniz hem aldatmaya kalkışacaksınız ya. Bu kadar şey olmaz ya, bu ayıptır. Buradaki maddeye bakın. Ne açıklarsa açıklasın, ne açıkladığını biz konuştuk içeride. Açıklayacağını biz konuştuk içeride diyorum, bakın demin. İçeride konuştuk, zaten o konuyu konuştuk. Şimdi söyleyeceği bize aynı şey. Hayır, o bölgeyi ben de bilirim kardeşim. 28 sene o bölgede oturdum. Evet biliyorum. Sağ taraf şeyden gişelerden çıktığınızda Çamlıca'ya doğru giderken sol taraftaki Ataşehir, sol taraftaki Ümraniye. Sol taraftaki küçük bir bölüm şeyin altından, dehliz altından geçilir. Bu yani oradaki bir boş arazi var. Daha önce zaten hemen karşı tarafa baktığınızda koca devasa demir yığınları, çimento yığınları doldurulmuş bir mekan var orada. Allah aşkına rant üzerine oturuyorsunuz hepiniz. Yapmayın ya, bu kadar da olmayın. Yazık yani be. İki tane mahallenin küçük parçalarının biri bilmem nereye bağlanıp bağlanmadığı bu kadar önemli mi yani? Meclisi bunun için mi tıkıyoruz? Ondan sonra da yarın diyeceksiniz ki yok öğretmenlerin atanması gecikiyor. Yok bilmem ne yapılıyor. Siz geciktiriyorsunuz. Biz size peşinen söyledik bu torba yasa geldiğinde. 10 maddeniz var. Bu maddeleri çekin, 3 günde çıkaralım dedik. Soma, öğretmen ataması hepsini. Ama niye neyi değiştirmediniz? 74. maddeyi değiştirmediniz. Ondan sonra neyi değiştirmediniz? 91. maddeyi. Sonra 100. maddeyi. Hukuk dinlemeyen bir anlayışa sahipsiniz. Getiriyorsunuz mahkeme kararlarının 2 sene sonra uygulanabileceğini, onun da tekrar kazanılmış hak olan yere değil başka bir yere ataması yapılmak şartıyla diyorsunuz. Nasıl yeni Türkiye'siniz ya? Hukuk dinlemeyen bir Türkiye'dir bu.
Ondan sonra getirin 112. maddeyi, 114. maddeyi, yok meraları dahil ediyordunuz. Rant demiştim, yok diyordunuz. Ama Hunat Camii'nin 17,5 dönüm arazisini Kayseri Forum'a verenler kimlerdi? Bugün kimin elinde Kayseri Forum? Amerikalı şirketlerin. Hani cami şeyiydi, Hunat Camii daha Nismetliler zamanında yapılmış bir cami. Bunun vakfını nasıl iç ediyorsunuz ya? Yapmayın Allah aşkına ya. Onu yapan meraları her halükarda ranta çevirir, her halükarda burayı buna çevirir. Ayıptır ya, yapmayın ya. Arkadaşlar, burada alkışlanıp alkışlanmamak önemli değil. Benim söylediğim farklı bir şey. Ya biraz hukuka saygılı olmak zorundadır bu meclis. Buraya hukuka saygılı değilseniz ne yaparsanız yapın arkadaş, devleti ayakta tutamazsınız. Çabam ne Milliyetçi Hareket Partisi, ne Cumhuriyet Halk Partisi, ne AKP. Türkiye Büyük Millet Meclisi millet uğruna çalışmak zorundadır. Yanlışları düzeltmek zorundadır. İkaz ediyoruz sizi. Yanlış yapıyorsunuz arkadaşlar. Yok ondan sonra diyorsunuz ki bilançolarında görülen ama kasalarında olmayan nakitlerle ona buna şey verilmiş, emaneten verilmiş paralardan bahsediyorsunuz. Ne demek bunlar? İyice bir araştırın, sorun bakalım. Rüşvet veren de kurtarır kendisini, herkes kurtarır. Yapmayın yani. Herkes aptal değil yani. Vallahi ne diyeceğim? Allah akıl ve zihin versin. Bu memlekete bakın, hizmet ettiğiniz takdirde yarın Allah nezdinde makbul insan olacaksınız. Huzur-u mahşere gittiğinizde bunların hesabını vermek zorunda olacaksınız. Her canlı ölümü tadıcıdır. Hepimiz öleceğiz. Bugün veya yarın. Ama tarihe bakın. Kimileri damat Ferit gibi anılır, arkasından küfredilir. Kimisi de dualarla anılır. Hangisini tercih ediyorsanız size kalmış. İsterseniz evet deyin, isterseniz geri çekin. Geri çekmenizi tavsiye ediyorum. Eğer biz gerçekten bu memlekete hizmet edeceksek, herkesin birilerinin istekleri doğrultusunda değil, milletin hayrına olan işlerde birlikte olalım. Hepinize saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim.